Türkiye'nin ve dünyanın temel problemlerinden bir tanesi enflasyonla mücadele. Her ne kadar pandemiyle tetiklenmiş ve Rusya ve Ukrayna savaşıyla derinleşmiş bir küresel enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış olsak da ülkemizde enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz. Tıpkı dövizdeki hızlı yükselişi yenilikçi bir yöntem olan kur korumalı mevduat gibi adımlar ile durdurduğumuz gibi enflasyonla mücadelede bugün en öncelikli konularımızdan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Para ve maliye politikalarımızın etkin koordinasyonuyla önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Fiyat İstikrar Komitemiz enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Piyasalardaki fiyatları mercek altına alan enflasyon ile mücadele timlerimiz birçok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda birçok kez farklı ortamlarda ifade ettiğimiz gibi enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye asla izin vermeyecek. Kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Bakanlığımız tüm kaynaklarıyla süreçte her an izliyor, analiz ediyor ve denetliyor. Bizim insanımız ferasetlidir. Ahlaki olgunluk sahibi ve özverilidir. Bunu biliyorum. Bu yüzden enflasyon sorununu el birliğiyle çözeceğimizden, kimsenin fırsatçılara göz açtırmayacağından da şüphe duymuyorum. Dün malum gün boyunca gıdadan çimentoya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarımızla oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik. Tek gündemimiz vardı enflasyon ve bunu masaya yatırdık. İşin güzel tarafı kendilerinin de enflasyonla mücadele doğrultusunda çeşitli adımlar atmaya yönelik düşüncelerinin olmasıydı. İş insanlarımızın da ellerini, yüreklerini taşın altına koymaya hazır olduklarını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biz devlet olarak vergisel düzenlemeler, teşvikler, sübvansiyonlar ve finansal enstrümanlar ile etkin ve hızlı şekilde gerekli tüm adımları atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz. Ancak enflasyonu işte böylesi basiretli ve ferasetli iş insanlarımızın da atacağı yapıcı adımlarla devlet millet birlikteliği ile yeneceğiz. Bu tarz girişimleri son derece olumlu bulduğumuzu ve iyi niyetli tüm girişimleri bakanlık olarak destekleyeceklerimizi ifade etmek istiyorum. Çiftçilerimize gereken tüm desteği sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Gıda arzının sürekli ve vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu gerçeği, tarım sektörünün orta ve uzun vadede yüksek katma değer imkanı sağlayacağını da bizlere net bir şekilde gösteriyor. Dün olduğu gibi bugün de ülkemiz için inanarak çalışmaya, ter dökmeye, insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Enflasyonla olan mücadelemizde de aynı azim ve kararlılıkla, aynı inançla ilerleyecek, sonuca hep beraber ulaşacağız. Değerli dostlar, değerli çiftçiler, sıcaklık ve yağış değişimindeki değişiklikler, gıda üretimini olumsuz yönde etkileyerek gıda fiyatlarında kayda değer fiyat artışlarına neden oluyor. Bununla birlikte yapılan araştırmalar 2050 yılında dünyamızın ulaşacağı toplam nüfusu beslemek için bugünkünden %60 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacağımızı gösteriyor. Bu gıda üretimi için de %15 daha fazla suya gereksinim duyulacaktır. Diğer taraftan iklim değişikliği neticesinde yüzey suyu mevcudiyetinin azalacağı ve kurak mevsimlerin uzayacağı da tahmin ediliyor. Türkiye, kuraklık stresi ve yenilenebilir su arzındaki değişkenlik nedeniyle tarım için suyun mevcudiyeti açısından riskli bir durumdadır. Bu nedenle su talebi düşük olan ürünlere yönelik ürün modelleri geliştirirken
eş zamanlı olarak modern sulama yöntemleriyle su kullanımını verimli hale getirmeliyiz. Değerli çiftçiler, tarım sektörünün kritik önemi çerçevesinde yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması ve verimliliğin artırılması gibi hedeflerimizle üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda son 5 yılda çiftçilerimize yaklaşık 90 milyar lira tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdik. Değerli dostlar, 2022 yılı için 25,8 milyar lira olarak belirlenen tarımsal destek bütçesine hububat üreticilerine ödenmek üzere 3,2 milyar ek ve girdi desteği ilave ederek 29 milyar liraya çıkardık. Ayrıca 2004 yılından bu yana tarımsal üreticilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla hazine faizi destekli kredi kullandırarak üreticilerimizin finansman ihtiyacını uygun şekillerde karşılıyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı içinde 896 bin üreticiye 75 milyar lira tutarında hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerin faizinin ortalama %70'i bakanlığımızca karşılanmıştır. Böylece tarımsal üreticilerimize 4,6 milyar lira tutarında faiz desteği sağladık. Ve 2022 yılında da tarımsal üreticilere bir önceki yıla göre iki katından fazla bir artışla 9,8 milyar lira tutarında faiz desteği sağlamayı öngörüyoruz. Nisan ayı başında hazine faiz destekli kredilerin tamamında üst limitleri yükselttik. Bu kapsamda geleneksel bitkisel üretim ve hayvansal üretim konularında sıfır faizle kullandırılan kredilerin üst limitlerini iki katına çıkardık. Böylelikle küçük ölçekli üreticilerin yoğun olarak kredi kullandıkları başlıklardan geleneksel hayvansal üretiminde 100 bin lira olan sıfır faizli kredi tutarı 200 bin liraya, geleneksel bitkisel üretimdeki 50 bin lira olan sıfır faizli kredi tutarı da 100 bin liraya yükselttik. Ayrıca 15 Nisan tarihinde borçları aciz vesikasına bağlanmış üreticilerimize ödeme kolaylıklarının sağlanmasına yönelik düzenlemeyi de uygulamaya koyduk. Malum çiğ sütte litre başına 20 kuruş olarak uygulanmakta olan destek tutarını 1 Mart 15 Mayıs dönemine yönelik olarak 4 kat artırarak litre başına 1 lira seviyesine çıkardık. Böylelikle çiftçilerimize aylık 800-930 milyon lira destekleme ödemesi yapmayı öngörüyoruz. 2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği ödemelerinin aynı yıl başlamasını da sağladık. Sayın Bakanım, devam edeyim mi destekleri? Bu destekle başta hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitkiler için olmak üzere daha verimli bir tarımsal üretimin teşvik edilmesini, üreticilerimizin girdi maliyetlerinin azaltılmasını amaçladık. Stratejik ürünlere ilave desteklerle çiftçimizin yanında olduk. 2002'de 5 ürüne prim desteği verilirken bugün 18 ürüne prim desteği sağlıyoruz. Salgına rağmen 2020 yılı ve 21 yıllarında dünyada en iyi performansı gösteren ülkelerin başında yer aldık. 2020 yılında dünya küçülürken ve Türkiye küçülecek dediklerinde 1,8'lik bir büyümeyle pozitif olarak ayrıştık. 2021 yılında dünyanın çift haneli büyüyen ender ülkelerinden birisi olduk ve %11 büyüdük. Öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde de güçlü büyüme eğiliminin dengeli bir şekilde sürdüğünü gösteriyor. Sanayi üretimimiz güçlü şekilde artmaya devam ediyor. Çarklar dönüyor çok şükür. İstihdam 30 milyona ulaştı. İhracatta her ay yeni rekorlar kırılıyor. Nisan ayında enerji hariç ihracatımız ithalatı geçti elhamdülillah. Yatırım iştahı da gayet güçlü bir şekilde seyrediyor. Bizler bu güçlü performansın devam etmesi,
sürdürülebilir olması için de var gücümüzle çalışıyoruz. Şimdi son açıkladığımız konut sektörüne yönelik 3 destek paketi yine hedef odaklı bakış açımızı yansıtıyor. Bu 3 paketle ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimini artıracak, ters dolarizasyonu destekleyecek, tamamlanmamış inşaatlarının bitirilerek konut arzının artırılmasına sağlayacak bir adım attık. Ayrıca inşaat firmalarına bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları şartıyla da destek sağlıyoruz. Diğer taraftan bazı kişilerin açıkladığımız bu konut paketini kendilerine haksız kazanç elde etmek için bir bahane yoluna gitmelerine de asla göz yummayacağız. İş ve yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla devrim niteliğindeki birçok vergisel düzenlemeyi uygulamaya geçirdik. Türkiye ekonomi modelinde en önemli önceliklerimizden birisi de finansal istikrarın güçlendirilmesidir. Bunu gerçekleştirmek için öncelikle ters para ikamesini sağlayan politikaların uygulanmasına ve Türk lirası cinsinden finansal araç ve varlıklarda yatırımların teşvik edilmesine yönelik güçlü adımlar attık. Tüm paydaşlarımızla eş güdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Çiftçimizin yanındayız ve her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Yarına yön veren bir Türkiye idealiyle, çiftçimizle, sanayicimizle, işçimizle, esnafımızla el ele ve gönül gönüle yol almaya devam edeceğiz. Yolumuz açık, toprağımız bereketli olsun.